Merhaba, ben Fanla. Bugünkü videonun konusu büyü nüfuzu ve zırh delme. Büyü nüfuzu ve zırh delmeyi daha iyi anlayabilmek adına zırh ve büyü direncinin üstünden geçelim. Zırh ve büyü direnci alacağınız hasarın bir yüzdesini engeller. 100 hasar alacaksanız, sizin de %70 hasar azaltmaya karşılık gelen direnciniz varsa 100 hasarın sadece 30'unu alırsınız. Dirençlerin formülü de 100 bölü x artı 100'dür. Bu formüldeki x de sizin zırh veya büyü direnci değerinizdir. 100 zırhınız varsa hasar azaltmanız 100 bölü 200 yani %50 olur. 200 zırhınız varsa hasar azaltmanız 100 bölü 300 yani %33.33 olur. 100 zırhla gelen hasarın %50'sini, 200 zırhla gelen hasarın da %66.66'sını alırsınız. Çoğunuz buraya kadarki kısmı biliyor. Ancak direncin pek bilinmeyen kısmı canla olan ilişkisidir. Siz 10 zırh alırsanız, ister 50 zırhınız, ister 100 zırhınız olsun, aldığınız o 10 zırh sizin canınızın %10 artmasına tekabül eder. Yani aldığınız her 1 puan direnç, can değerinizi %1 arttırmaya eşittir. Yani aldığınız direnç hiçbir zaman değer kaybetmez. 0 zırhı olan birine kıyasla 100 zırhınız var ise, sadece fiziksel hasara karşı can değeriniz 2 katına çıkmış olur. Buna tersten bakarsak aldığınız her %1 can 1 zırh artı 1 büyü direncine eşittir. Can değerinizi dirençleri hesaba katarak ölçtüğünüzde buna etkin can değeri denir. Etkin can değerinin tanımı can değerinizin gelen hasar katsayısına bölümüdür. 50 zırhınız varsa engellenen hasar katsayınız devirli 0.33'tür. Yani gelen hasar katsayınız devirli 0.66'dır. 1000 canlı şampiyonun 50 zırhı var ise fiziksel hasara karşı etkin canı 1000 bölü devirli 0.66'dır. Bu da 1500 etkin can yapar. Unutmayın ki her zaman iki farklı etkin can değeriniz vardır. Biri fiziksel, diğeri de büyü hasarına karşıdır. Bunlara fiziksel hasara karşı etkin can ve büyü hasarına karşı etkin can denir. Kısaca FHE can ve BHE can. Şimdi dönelim büyü nüfuzu ve zırh delmeye. Kolaylık adına her ikisinden bahsettiğimde nüfuz diyeceğim. Her bir nüfuz rakibin bir zırhını ya da bir büyü direncini yok sayar. Böylelikle aldığınız nüfuz çeşidine göre rakibin etkin can değerini azaltırsınız. Rabadon nasıl yetenek gücünüzün %35 artmasını sağlıyorsa nüfuz almak da aslında bir düşmana karşı toplam hasarınızı yüzdesel arttırıyor. Örneğin 50 zırhlı bir rakibe karşı 25 zırh delmesine sahipsek bizim için rakibimizin fiziksel etkin canı normal canına oranla %150'den %125'e düşüyor. Böylelikle 50 zırhlı rakibe karşı hasarımız %20 artmış oluyor. 400 zırha sahip rakibimiz normal canına oranla %500 fiziksel etkin canına sahipken 375 zırhla bu değer %475'e düşüyor. Bu durumda zırh delmeden gelen hasar artışımız sadece %5 oluyor. 25 zırh delme her iki durumda da %25 FHE can kırpıyor. Ancak ikinci örnekte %25 FHE can rakibin toplam canının çok daha küçük bir parçası. Öyleyse gelelim yüzde nüfuza. Yüzde nüfuz rakibin direncinin bir yüzdesini yok sayar. Yani yok saydığı direnç değeri rakipten rakibe göre değişir. 200 dirençli bir rakipten 100 dirençli bir rakibe göre daha çok direnç yok sayar. Kısaca yüzde nüfuz, çok dirence sahip olan rakiplere karşı daha etkilidir. Örneğin siz %40 nüfuza sahipseniz, rakip de 100 dirence sahip ise rakibin 40 direncini yok sayarsınız. Aynı şekilde 500 dirence sahip bir rakibin 200 direncini yok saymış olursunuz. Etkin canlara bakarsak ilkinde hasarınız %25, İkincisinde hasarınız %100 artmış oluyor. Sık sorulan sorulardan bir tanesi de zırh delme ve zırh deşme arasındaki fark. Sezon 7'de oyuna yeni bir mekanik getirildi. Bu da zırh deşme. Herhangi bir fiziksel nüfuz eşyası aldığınızda size zırh delme vermek yerine zırh deşme veriyor. Zırh deşme de eşyanın üzerine gördüğünüz değere kadar seviyenize bağlı olarak zırh delme veriyor. Seviye 1'de eşyanın üzerindeki zırh deşme değerinin %60'ı kadar zırh delme, seviye 18'de zırh deşmenin tamamı kadar zırh delmeye sahip olursunuz. Eşyanızda 18 zırh deşme varsa o eşya size seviye 1'de 12 zırh delme, seviye 18'de ise 18 zırh delme verir. Siz seviye atladıkça verdiği zırh delme değeri artar.